Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Abdülhamit Han'ın göreve başlamasıyla Yunan medyasındaki panik manşetlere yansıdı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanan Türkiye'nin 7. nesil Abdülhamit Han isimli sondaj gemisi, Yunan medyasında büyük yankı buldu. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en modern ve en güçlü gemisi Abdülhamit Han'ı ilk görevine uğurlaması Yunanistan'da paniğe neden oldu. Günlerdir sosyalist lider Androulakis'in dinlenmesini manşetlere taşıyan Yunan medyası, bir anda gündemini yine Türkiye'ye çevirdi. Türkiye enerji alanında yaptığı hata bir yenisini daha ekledi. Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamit Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin'den ilk seferine uğurlandı. İhtişamıyla dikkat çeken Abdülhamit Han gemisi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Günlerdir Panhellenik, Sosyalist Hareket Partisi lideri Nikos Androulakis'in cep telefonlarına casus yazılım yerleştirildiği ve yasa dışı şekilde dinlendiği yönündeki iddiaları haberleştiren Yunan medyası bir anda gündemini yine Türkiye'ye çevirdi. Yunan Katimerini gazetesi Abdülhamit Han gemisinin göreve çıkışını haberleştirerek rotadaki belirsizliğin sona erdiğini belirtti. Gazetede, Türkiye yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamit Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor ifadelerini kullandı. CNN Yunanistan'da Abdülhamit Han'ı manşetlere taşıyarak yeni Türk meydan okumasına Atina'dan soğukkanlı yanıt, Erdoğan'ın bayramı sondaj kulesiyle başladı. Kimsenin iznine ihtiyacımız yok ifadelerine yer verdi. Yunan Tenaya gazetesi Abdülhamit Han sondaj gemisini Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi olarak tanımladı. Abdülhamit Han sondaj gemisinin göreve başlamasıyla ilgili konuşan Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Angelos Sirigos, Erdoğan Abdülhamit Han'ı kullanarak bizim sinirlerimizle oynuyor ifadesini kullandı. Yunan siyasetçi Sirigos ise sondaj gemisinin rotasının son ana kadar açıklanmadığını belirtip Türkiye'nin bir zafer belirtisi aradığını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.